Efsanelerde yaşayan tarih. Koç Kayası Tabiat Parkı. Karadeniz dendiğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Giresun. Adını kirazından, ününü fındığından alır. Ama Karadeniz'in yeşil incisi sadece bunlardan ibaret de değildir. Kültür ve eğlenceyi harmanlayan onlarca yayla şenliği ve festivale katılmaktır Giresun. Ama onu asıl önemli kılan şey büyüleyici güzellikteki doğasıdır. Zaten sahip olduğu birbirinden muhteşem dört tabiat parkı da bunu ispatlar niteliktedir. Dereli ilçesindeki Koç Kayası Tabiat Parkı daha önceden A tipi mesire yeri iken taşıdığı kültürel ve doğal kaynak değerleri yönünden 2011 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz yemyeşil ormanların, masmavi suların, yüksek tepelerin ve zengin canlı çeşitlerinin şiirsel bir güzellikle buluştuğu bu parka doğru olacak. Giresun iline 65 kilometre, Dereli ilçesine 30 kilometre mesafedeki bu tabiat parkının yükseklik ortalaması 1840 metredir. Park alanının en yüksek noktaları arasında 2483 metre yüksekliğindeki Göktepe, 2280 metre yüksekliğindeki Çiftayar Tepesi ve 2200 metre yüksekliğindeki Göbel Tepesi sayılabilir. Türkiye'deki 200'e aşkın tabiat parkından biri olan 350 hektardan daha fazla bir alana yayılan tabiat parkı orman ve mera alanlarından oluşur. Tabiat parkı adını park alanının kuzeybatı sınırında bulunan Koç Kayası Tepesi'nden bu tepeden başlayarak Cımbırtık Deresi'ne akan Koç Kayası ve Küçük Koç Kayası derelerinden ve tepenin eteğine kurulmuş Koç Kayası Yaylası'ndan almaktadır. Koç Kayası'ndan itibaren yaylacıların kullandığı ve manzaraya hakim olan Kuzgun ve Çatal Kaya ise diğer önemli kayalıklardır. Üç farklı ekosistem tipinin mevcut olduğu Koç Kayası Tabiat Parkı, 64 farklı familyaya ait 136 bitki türüne ve toplamda 160 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapar. Tabiat Parkı'na adını veren derelerinin dışında park alanının ortasından geçen Karadere, eşsiz güzelliğiyle hayranlık uyandırıcıdır. Karadere'nin batısında içinden patika yolların geçtiği huzur dolu bir ortam sunan ormanlar bulunmaktadır. Tabiat Parkı'nın faunasına baktığımızda iki yaşamlıları, sürüngenleri, kuşları, memelileri ve balıkları görürüz. Tabiat Parkı'nda leylek başta olmak üzere balıkçıl, güvercin, baykuş, doğan, kırlangıç, ördek dahil 39 familyaya ait 104 kuş türü bulunur. Göktepe'nin eteklerinde bulunan ve bozulmadan günümüze gelmiş olan Kırkharman Kilisesi de görülmesi gereken yerlerdendir. Tabiat Parkı'nın çevresindeki tarihi yapılar içerisinden en ilginç olanı ise şüphesiz 6500 metre uzunluğundaki Hacı Abdullah Duvarı'dır. 1610 yılında Hacı Abdullah Zade tarafından yapıldığı rivayet edilen duvar Çıkrıkkapı Yaylası'ndadır. Yaylayı çeviren duvarın üzerinde tek bir kapı bulunur. Bu kapı da Çıkrık Kapı olarak anılmaktadır. Tabiat Parkı, Türkiye'nin tüm illerinden ve yurt dışından günübirlik ya da konaklama amacıyla ziyaret edilir. Özellikle yaz ve kış sezonunda Tabiat Parkı'nı binlerce kişi konaklama ve günübirlik olarak ziyaret etmektedir. Kümbet yaylalarında yılın belli günleri yayla şenlikleri düzenlenir. Türkiye genelinde yaklaşık binlerce kişinin katıldığı köy dernekleri ve Dereli Belediyesi tarafından Kümbet Yaylası'nda düzenlenen Uluslararası Kümbet Festivali her yıl Temmuz ayında çeşitli etkinliklerle kutlanır. Eğer şimdi doyasıya gezmek, zirvelerin doruklarından muhteşem manzaraları temaşa etmek ve festivallerinde sevecen insanlarıyla kaynaşmak istiyorsanız, Koç Kayası Tabiat Parkı'nın tüm seslerine ve renklerine kulak verin. İşte o zaman hayatı başka bir pencereden huzurla yaşayacaksınız. Hemen şimdi yaylaların zirvesinde efsanelerde yaşayan tarihi keşfedip
Koç Kayası Tabiat Parkı'na yolculuğa çıkın.